Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle çok sevdiğim, teknolojik, güzel, akıllı, edebi yönü olan, sağlık sektöründe çalışmayı tercih eden, genelde çok saygıdeğer Kova burcu kadınlarını Ekim ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize nelerdir? Bize hangi konularda ışık tutacak? Bunları sizler için yorumlayacağım. Dilerseniz sabırsız olan ben, Aslan burcuyum tabii bu arada. Hemen başlayayım. 5 tane farklı desteğiyle sizlere yorum yapmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadarıyla evrenden daha fazla, sistemden daha fazla bilgi almak adına 5 farklı desteğiyle bu ay yorumunuzu yapacağım. İleriki ayların yorumlarında daha fazla deste alıp daha fazla kartla da yorumunuzu yapacağım sevgili arkadaşlar. Kartları çok dikkatlice seçmeye çalışıyorum. Daha doğru bilgi alabilmek için. Dilerseniz hemen ben fazla konuşmadan hemen başlayayım. Her zamanki gibi kartları gözünüzün önünde karıştırıyorum. Ve gözünüzün önünde çekiyorum. Noter çekilişi gibi yapıyorum gibi olmuş ama genelde yine de hani siz görün. Hani siz görün istedim ama video kesintiye uğradı. Sadece burası oldu. Diğerlerini ben çoktan koymuş oldum. Şansa bakar mısınız bendeki? Size hani daha samimi olayım diye böyle bir şey yaptım ama video bu sefer kesildi. Video çekmedi. Şimdi Merkür Retrosu'ndayız ya, her türlü şeye hazırlıklıyım ben de. O yüzden şimdi ben devam ediyorum. Hiç bozmadım. Çünkü kartları çekmiş oldum. İyi yorumlamaya başlamamıştım. Yoksa çekmeyecekti. Şimdi bir tane de buradan aldım. Osho Dönüşüm Tarotu destemden, en çok sevdiğim destemden aldım. Bakalım sizlere ne söylüyor. Öğrencilik, evet. Siz de atılım yapmayacaksınız Ekim ayında. Özellikle bunu söylüyor. Bir adım ileriye adım atacağınıza, bir adım geri atacaksınız ve olayları seyredeceksiniz. Öğrencilik izlemektir. İzleyerek öğrenmektir. Bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar ve bir adım geride durmanız gerekiyor. Olayların içine atlamamanız gerekiyor dedi kartımız daha doğrusu. Evet. Şurası çok ilginç geldi. Ama size niye böyle bir kart geldi? Şimdi bakacağız ona. Evet, bakın deste ters gelmiş. Yine bütün o güzel konuşmaların hepsini almamış video. Yine böyle şey oldu. Neyse. Şimdi hemen başlıyorum. Ekim ayında kurban psikolojisine gireceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve kalbiniz çok kırılacak. Ama bunu sakın yapmayın. Ben burayı iptal ettim. Zaten güneş geldi, her tarafı ısıttı, açılım şifalandı benim için. Ben yine de söyleyeyim sizlere Ekim ayında neler olacağını ama bilin ki her şey düzelecek. Hem de hemen ayın 19'u itibariyle, 19'una bile gelmeden etkilerini göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Güzel bir Ekim ayınız olacak gerçekten de, çok güzel hem de. Ama İçinde bulunduğunuz bazı ruhsal, psikolojik durumlarınız söz konusu. Bir erkeğin, biraz böyle bir erkekle sanki veya da sevdiğiniz erkek olabilir. İş yerinizden, eğitim hayatınızdan bir rakibiniz olabilir. Bu kişiye karşı bunun bir erkek eril enerji olduğunu görüyoruz. Aslında böyle etrafında son derece romantik tavırları olan bir erkek olmasına karşın size karşı bir başarı elde edecek. Yani şöyle sizi kurban psikolojisine sokup kalbinizi kırıp sanki böyle bir şey havası var burada. Ego savaşı var gibi bir şey yani. Ya iş yerinizden bir insan, sizin rakibiniz bir işinizi elinizden aldı. Siz çok çalıştınız, çok emek verdiniz ama işin kaymağını o yedi gibilerinden bir durum olacak. Ya da bu sizin aşk hayatınız. Aşk hayatınızla alakalı bir kurban psikolojisine girmişsiniz. Kullanıldığınızı düşünmüşsünüz. Kalbiniz çok kırılmış. Zamanınızın, sevginizin, emeğinizin boşuna gittiğini düşünmüşsünüz. Ve karşı tarafında o erkeğin, yani sevdiğiniz erkeğin de sizi hayal kırıklığına, kalbinizi kırmış olan erkeğin de hayatında son derece güzel başarılar elde ettiğini görüyorsunuz.
göreceksiniz Ekim ayında. Buna da kalbiniz çok kırılacak. Ben bu kadar emek verdim. Ben kurban mıydım? Yani kurban psikolojisine sokacak kadar bir durum var aslında. Belki de Eylül ayından beri getiriyorsunuz bunu sevgili arkadaşlar. Bu kişi sevdiğiniz, çok sevdiğiniz bir erkek olabilir aynı zamanda. Ama kalbiniz de bir o kadar da kırmış görünüyor. Sizi kurban psikolojisine sokmuş görünüyor. Kendinizi kullanılmış hissettiğinizi söylüyor. Ama ne olacak? Şöyle bir alayım. Bakın zafer kartı ve değişim kartı. Her şey değişecek. Ve zafer sizin olacak. Buraya kartları koyacağım zaten. Şöyle bir öğrencilik kartı. Şuraya bir gelsin bakalım. Şimdi buraya bakıyoruz. Artık çektiğiniz çilelerin, dertlerin, sıkıntıların, tasaların sonuna gelmişsiniz. Onlu, bu kılıç onlusu kartımız serinin son kartı, yani kılıç serisinin son kartı olduğu için artık daha fazla çekeceğiniz acı yok. Daha fazla çekeceğiniz cefanız yok. Her şey çok güzele dönecek bakın. Bir karmanız bile bitmiş olabilir. Belki de biriniz yani birisine ah aldınız birisinden. Onun belki de şeyini çektiniz. O yüzden o bitti. Artık Ekim ayında bitti. Hiç merak etmeyin. Özellikle de bu sizin maddi açıdan hayatınızda etkili olmuş bu karma. Sizi burada sekteye vurmuş ama artık bitti. Güneşiniz doğdu. Tamam, artık karmalar bitti sevgili arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Geçmişten getirdiğiniz yükleriniz de bitti, gitti, kurtuldunuz. Ne olacak ona da bakacağız. Karmanız neymiş ona da bakacağız. Hiç merak etmeyin. Zengin bir aile hayatına, ailenizden destek almaya, ailenizin bir araya gelmesine hazırlıklı olun. Çok güzel günler sizleri bekliyor. Bunun altında yine dediğim gibi Eylül ayından beri getirmiş olduğumuz bazı bir anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışmalar, çekişmeler, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler, bir şeylerin sizden çalındığını hissetmek, belki zaman, belki para, belki sevgi, belki huzur, belki sağlık, bu neyse buna çözüm getirmeye çalışacakmışsınız Ekim ayında. Aslında sanki bana şöyle geliyor, yani Eylül ayından beri getirdiğiniz bir şeyler var Ekim ayına, ama Ekim ayında güneşiniz doğdu. Güneşin doğması demek mükemmel demektir. Bütün soğuklar ısınacak. Böyle bazen kendimizi soğukta, kışta, karda, kışta kalmış gibi hissederiz ya. Güneş kartı da bunun tam tersidir. Artık böyle sıcaktasın, güvendesin, huzurdasın, rahattasın anlamını taşır bizler için. Peki bu sanırım kurban psikolojisinde olacağınız için bu kart geldi. Bir şeylere atılmayın, bir şeylere ön ayak olmayın veyahut da kendinizi bir geri çekin. Kendinizi geri çekip olayları izlediğinizde kurban psikolojisinden çıkacaksınız ve kalbinizin kırıklığı da gidecek sevgili arkadaşlar. Ben böyle hissediyorum. Şimdi tabii ki ben durur muyum? Durmam. Başlıyorum sorularımı sormaya. Şimdi siz bu kurban psikolojisine niçin girdiniz? Bakın, bir şövalyemiz geliyor. Çok yakışıklı bir şövalye. Size karşı bonkör davranmış. Adalet istiyorsunuz. Size aşkla sevgi dolu gelinmesini, maddi açıdan da size bonkör davranacak bir erkeği istiyorsunuz. Bu size göre ilahi adaletin tecelli etmesi sizin aşk hayatınızı sevgili arkadaşlar. Peki bu erkekle alakalı mevzunuz nedir? Bu erkeğin başarı kazanması. Evet, bakın, aşıklar kartı aşk hayatınızla da ilgili olacağı gibi de aynı zamanda ortaklıklarla da alakalıdır. Belki de sevdiğiniz kişiyle ortak bir iş yapmak niyetindeydiniz veyahut da yaptınız. Ama o daha başarılı oldu. Sizin emeğiniz, paranız gitti. Kaymağını yiyen o oldu. Siz kendinizi kullanılmış gibi hissettiniz. Öyle de bir şey olabilir. Ya da aşk ilişkisinde de aynı şekilde kendinizi kullanılmış hissetmiş olabilirsiniz. Ama zaten burası, bakın, zafer sizin ve dönüşüm kartıyla birlikte her şey Ekim ayında birdenbire değişecek, dönüşecek. Hiç merak etmeyin. Buradan çıkıyorsunuz. Burası yok. Ben burayı iptal ettim. Hatta şöyle şunun üstünü kapattım. Moraliniz bozulmasın. Tamam. Gitti bitti. Hallettik. Şimdi buraya gelelim. Bakalım. Şimdi sizin bir karmanız bitmiş olabilir. Ödemeniz gereken bir karma borcunuz olmuş olabilir diye ben burada hissettim. Ama Ekim ayında bitiyor. Ekim ayına taşımayacaksınız zaten. Belki hani böyle ilk haftasına taşırsınız.
Ama sonra bitiyor gidiyor. Hiç merak etmeyin. Bu atalardan getirdiğiniz karmanız neymiş? Şimdi bu bir azizeye, yani çok hisli, toplum tarafından çok sevilen, sayılan, saygı duyulan, otoriter, işte ondan sonra yani saygınlık akıyor kadından diyebilirim. Bu kadını iflas ettirmiş bir şey veyahut da bu kadının kötü bir şekilde dönüştürmüş, kötü yani hayatını kötüye doğru götürecek bazı şeyler olmuş. Karma bu kadından geliyor sevgili arkadaşlar. Baba tarafından olabilir, anne tarafından da olabilir ama bir kadının yıkımı söz konusu geçmişte ve bu kadın çok sinirlenmiş, çok öfkelenmiş ve bu şeyleri değiştirmek istemiş ama bu yıkımı yaşamamış. Peki sizin karmanız neymiş? Hangi konuda size yansımış? Yani bu atalardan gelen karmanız neye yansımış? Bakın Aziz, Kupa Kralı, evet, ruh eşinizle alakalı, bir araya gelmenizle alakalı ve bu kişiyle evlenebilme olanağınızı etkilemiş. Tamamıyla evlilik hayatınızı etkilemiş diyebilirim. Ruh eşinizi bulana kadar çok uğraşmışsınız. Size bunu getiriyor karma. Ama bu dönemin sonuna gelmişsiniz. Eğer ki hala ruh eşinizi bulamadıysanız, bir evlilik yapamadıysanız, kesinlikle ve kesinlikle Ekim ayında bu iş bitti. Şimdi rahat rahat, böyle zihniniz rahat bir şekilde, geleceğiniz rahat bir şekilde kısmetlerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok yakın bir zamanda ikili vadede zaten bir buluşma, bir görüşmeniz olacak diyor burada. Bir ihtimali daha var burada. Bu hayatınıza girecek olan kişiyle alakalı biraz uzakta olabilir sizde, il dışında veya ülke dışında da olabileceğini söyledi. Aranızda biraz böyle bir mesafe var ama asla sevgisel bir eksikliği olmayacak. Sevgisini çok güzel yansıtacak. Kendisi de çok sevilen, saygı duyulan, otorite sahibi bir insan olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Pekala, bir işi olmayan Kova burcu kadını arkadaşım. Ekim ayında nasıl olacak? Tamamlanma. Evet, belki de bir sertifika programı, bir eğitim programına katılıp eksiğiniz ne varsa CV'nize ekleyeceksiniz, tamamlanacaksınız ve bu iş kapısından da geçeceksiniz. Yani sanki çok çabuk olacak. Bir anda kısa süreli eğitimler alıp, 1-2 günlük, bazen de saatlik eğitimler oluyor çünkü. Onları alıp CV'nizi ekleyip bir iş başvurusunda bulunduğunuzda bir işe girebileceğiniz çok büyük ihtimal görünüyor. Ya, olumlu yönde bir ihtimali var sevgili arkadaşlarım. Bir işi olan Kova burcu kadını arkadaşım için neler olacak Ekim ayında? Ekim ayında gayet böyle ateş enerjisinde olacaksınız. Koç, aslan ve yay burcu enerjisinde olacaksınız. Veyahut da koç, aslan, yay burcu etkili bir kadınla birlikte bir yere gidebilirsiniz. Uzak bir yere, bir araba mesafesine gidebilirsiniz. Veyahut da sadece bu kartın anlamı da hareketli olmaktır. Yani iş hayatınızda çok hareketli, bol böyle iş yoğunluğu olan, bol temposu olan bir dönem bekliyor Ekim ayında sizi. Dediğim gibi bir yolculukta yapabilirsiniz. Kısa bir yere gidip gelinebilir. İl dışı, atıyorum, bölge sorumlususunuzdur bir pazarlama şirketinde. O bölgeye gitmelisinizdir. Oraya gideceksinizdir. Böyle bir şey de olabilir. Veyahut da ekstradan bir seminer vardır. Seminere gideceksinizdir. Yine işinizle alakalı. Antalya olur. Nedense içime öyle geldi. İşte atıyorum İzmir olur, Ankara olur. Bu tarz yerler çıktı sizin için sevgili arkadaşlarım. Pekala, bir ilişkisi olmayan Kova burcu kadını arkadaşım, Ekim ayında bütün dileklerin gerçekleşiyor. Ne istiyorsan. Peki biraz, bir tane daha aldım yanına. Özellikle de iş konusunda, çok çalışma konusunda ya da şöyle de olabilir bu iki kartın anlamı. Bütün hepsini söylüyorum ki daha çabuk, daha güzel uyumlanabilirsiniz diye. Dileklerinize kavuşabilmek adına çok çalışacağınızı, emek vereceğinizi söyleyebilirim. Yani aşk hayatınıza tuttuk. Bunun için çaba göstereceksiniz. Yani böyle istediğiniz kişiyi belki de hani diyeyim, şöyle bir etkilemeye çalışacak da olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Pekala, bir ilişkisi olan ama bekar olan sevgili Kova burcu kadını arkadaşlarımın Ekim ayı nasıl geçecek?
Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, birden fazla talibiniz var diyebilirim. Pekala. Evet. Şimdi size ilgi gösteren, bu videoya denk gelen sevgili Kova burcu kadını arkadaşıma ilgi gösteren birden fazla erkek olduğunu, siz de bunlar arasında bir seçim yapmanız gerektiğini, aynı zamanda kendinizle de alakalı. Yani ben şimdiye kadar kendimi çok donanımlı yaptım. Yani belki de estetik yaptırdınız, belki de liposuction yaptırdınız, belki de işte cilt bakımı yaptırıyorsunuz, işte dudak dolgusudur, kirpiktir, işte saçtır, makyajdır, hep sürekli kendinizle çok uğraşmışsınızdır. Şimdi ise hak ettiğiniz, hani kendinize çok böyle özen gösterdiğiniz, değer verdiniz ya, bunu fark edecek, bunu anlayabilecek, buna saygı gösterecek ve sizi daha çok sevecek bir erkeği beklediğinizi görmekteyim. Şu anda bir ilişkiniz var. Ama yine de pek de aklınıza yatmıyor diyebilirim bu kişi. Yani şu anda bir flört döneminde olabilirsiniz ama yine de gözünüz başkalarını da görmek istiyor. Yani pek de memnun olmadığınızı hissedebiliyorum. Hani şöyle böyle, hani idare eder gibilerinden bir durumlar söz konusu. Peki evli olan Kova burcu arkadaşlarımın Ekim ayı nasıl geçecek? Bir ikilemdesiniz sevgili arkadaşlarım. Tek başınıza olduğunuzda, evli olmadığınızda daha rahat olduğunuzu düşünüyorsunuz. Aklınızı karıştıran şey bu. Yani keşke evlenmeseydim, evlenmeden önce daha rahattım, daha sosyaldim. Her istediğimi yapabiliyordum, her istediğimi alabiliyordum. Kısıtlı değildim diyorsunuz. Evet, bir aranızda ego savaşı söz konusu. Öyle dalgalanacaksınız diyelim. Peki sonu ne olur? Ekim ayının sonuna doğru artık aydınlanacaksınız. Bir karar aşamasında olacaksınız. Hislerinize de güveneceksiniz. Ve Kova burcunu simgeleyen kartımız çıktı. Kova burcu zamanında bir karar vereceksiniz. Bir karar alacaksınız. İlişkinizi ne yönde götüreceğinize dair bir karar vereceksiniz sevgili arkadaşlar. Ama güzel, olumlu bir karara benziyor. Yani öyle ayrılma kararı gibi değil de daha böyle hani sanki bir level seviye atlamak gibi, hani böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Ya da bir astroloğa danışabilirsiniz. Astrolojinize baktırabilirsiniz. Evlilik astrolojinize. Hani ikiniz de uyumlu musunuz? Hani nelere dikkat etmelisiniz? Bu tarz bir yıldızname de baktırabilirsiniz. Böyle bir yardım da alacağınızı söylemekteyim. Bu alacağınız yardımda Akrep, Balık, Yengeç burcu bir kadın veya da bir dişil enerjiden alacağınızı da söyleyebilirim. Çok birbiriyle yakın şeyler çıktı aslında. Güzel çıktı sevgili arkadaşlarım. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlanmadığınız takdirde evrene iade edip değişip dönüşmesine niyet edebilirsiniz. Ve sizlere daha güzel geri gelmesini sağlayabilirsiniz. Uyumlandıysanız da ve hala kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız, yorumlar kısmına da yazarsanız, beğenirsiniz, beni çok mutlu edersiniz. Alma verme dengesi için ben de burada sizler için bir emek sarf ediyorum. Görüyorsunuz. O zaman Kasım ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.